144 nolu Çin'e ZTM Zeytin Tarım Satış Kooperatifi burası. 1951 yılında ortaklarımızca kurulan. 2005 yılında mutlaka biliyorsunuzdur, diğer birlerden ayrıldık biz. İncir, üzüm ve pamuk birliğinden ayrıldık. ZTM Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri, 33 kooperatif birlik ayrıldık. 2005'ten bu yana yaklaşık 7 yıldır, ilk yıl hariç sürekli kâr eden bir kooperatif var. Yaklaşık 900 ortağımız var. Ortaklarımızın birçok girdilen temin ediyoruz, küplere, sığırlarını. Her türlü 35-40 kalem malzeme satıyoruz. Aynı zamanda zeytinden sıkıyoruz, yağlarını alıyoruz. 2012 yılına gelmeden önce bu 7 yılda çıkış noktamız şuydu. 7 yıl önce bir mobiletimiz vardı. Bir de mevsimlik personelimiz vardı pamuk birliğiyle beraberken. Çin'e pamuk tarım satış kooperatifiyle de beraberken ortak çalışma dönemimizde bir mobilet, bir personelden çıktık. Bugün araç sürümümüz var. İşte bir mevsimlikten bugün 10 daimi çalışan personele, mevsimde 20-25 çalışan personele çıktı. Çalışan sayımızı istihdamda arttırdık. Bu yıl zeytinin yok yılı. Yok yıl olmasına rağmen yine bu yıl kooperatifimiz kârla kapatacak sezonu. Güneşli ürünlerin hasat döneminde çok ucuza alındı. 3-5 ay sonra fiyatların, tüccarın eline gelen ürünlerin fiyatların artması, üreticinin para kazanamaması. O dönem tüccar zihniyeti bu dönemde de yine yansımaktadır. İşte 2012 yılında piyasada 1 kilogram 0,5 litre zeytinyağı fiyatı 4 TL iken Tarış Zeytinyağı Birliği 5.340 kuruşa aldı. Daha sonra 5 TL'ye aldı. Fiyat düşürmek zorunda kaldı. Yaklaşık olarak 1 ton yağda üreticinin cebine 1000 TL fazla para girdi. Sıkıntılarda biz fiyatı düşürdük. Üreticiyi destek ediyoruz. Onlar da bunun farkında. Artık kooperatifçilik çok önemli. Dünya nüfusu artıyor. Zaten de işte nedir? Enerji, yiyecek, su dünyanın gündeminde bunlar. Ama ülkemizde tabii giderek tarım daralıyor. Fiyatlar düşüyor, girdiler artıyor. Desteklemeler yeterli değil. Bu kooperatiflerin ayakta kalması lazım. Ayakta kalması için Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan, Tarım Bakanlığı gibilerinden yararlanması gerekiyor. Ve kesinlikle vergi yüklerinin düşürülmesi gerekiyor. Sadece işte bu ay yaklaşık 30.000 TL devlete SSK, efendim KDV ve bir takım vergilerle 30.000 TL para yatırmak zorunda kalıyoruz. Bunların düşürülmesi lazım. İşte devlet bir ton zeytinyağında 500 TL hibe verirken Zeytinyağı Birliği ve Çin'e tarih zeytinyağının destekleriyle bu üreticilere bir ton zeytinyağında 1500 TL yansıdı. Yani biz devletten güçlü değiliz, iddiamız da yok. Devlet hepimizin devleti. Ancak bu kooperatifler üreticiye devletin desteğinden 2-3 kat daha fazla destek veriyor. Bu kooperatifler, bu birlikler ayakta kalmazsa bu üreticilerin yükleri devletin sırtına biner. Zaten zeytin ve zeytinyağı da stratejik bir üründür. Ürünün ötesinde işleyenler bu dağlardaki ağaçlar gibi kalelerin bekçileri, hep dağ köylerindedir üreticiler genellikle zeytin olan bölgelerde. Bunlar köylerinde kalmalı. Oralarda sığırlarını besleyebilmeliler, zeytinlerini toplayabilmeler, belirli para kazanıp yaşam standartlarını yükseltmeler. En azından muhtaç duruma kalmamalılar. Tabii bu insanlar şehir merkezlerine inerse, büyük şehirler giderse altyapı ve bir takım olaylar da artar. Nerede kalabalık mutlaka bir sıkıntılar oluşuyor. Devletin bu üreticilere dağlarda zeytinlerde tutması lazım. Bunun için de üreticilere destek, bu kooperatifler birliklere destek mutlaktır. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Kooperatifimiz olması gereken yerin en önünde. Deyim yerinde ise 33 kooperatif işte en başarılı bir kooperatif. Üretici tabii bu kooperatifleri zaman zaman terk edebiliyor. Zayıf ve yılgın düştüklerinden. Maddi olarak zayıf olan insan tabii doğru olarak bazen yapamayabiliyor. Maddi imkanları düzelse üreticinin bu kooperatifin önemini daha da anlayacaklar. Biz aynı zamanda Zeytinyağı Birliği'nin ARGE ekibiyle köyler konuşuruz. Toprak yaprak tahlilleri alıp hangi gübreleri kullanmaları gerektiğine, hangi ilaçları kullanmaları gerektiğine, budama, ilaçlama, gübreleme, sulama, her türlü bilgiyi veriyoruz.
bilinçli ortak, bilinçli üretim, sosyal kooperatifçilik anlayışı Çin Kooperatifinde son 5-6 yıldır başlamıştır. Şu anda zirveye doğru yürümektedir. Devam edecektir.